Avni Çelik bir mühendis. Ömrünü de mühendisçe yaşamış bir mühendis. Yani araba kullanırken benim kadar iyi viraja giren olmaz. Neden? Orada mühendislik bilimini kullanıyorum. Santrifüj kuvveti nerede etki eder, nerede savrulurum iyi biliyorum. O bakımdan bu mühendis kimliği benim ruhuma işlemiş bir hayat tarzı. Yeniden dünyaya gelsem yine bir mühendis olmak isterdim. Yurt dışı mühendislik veya müteahhitlik hizmetleri deyince benim alanım dışında bir alan burası. Biz hiçbir zaman inşaat yapmaya yani müteahhitlik yapmaya talip olmadık. Tam aksine bir değer üretmek üzere proje geliştirmek istedik. Geliştirdiğimiz bu proje üzerinden de bir katma değer yaratmaya çalıştık. Dünyadaki örneklerine bakınca Türk müteahhitlik sektörü Çin'den sonra başarılı operasyonlar yapıyor. Bu alan emek yoğun, zorlu bir alan ve kar marjları sınırlı olduğu için birçok batılı ülke bu alanlardan çekildi. Almanya'nın da güzel müteahhitlik firmaları vardı. Hofschiff gibi, benzerleri gibi. Onlar büyük ölçüde çekilince bizim firmalarımız dünyada Çin'den sonra en çok iş alan firmalardan ya da gruplardan birisi oldu. Bu yönüyle ülkemize bir değer yaratıyorlar. Onları takdirle izliyorum. Konferansta da kısaca söyledim. Hayal kurmayı tavsiye ediyorum. Hayal kurmak şöyle bir nokta. Bir Pakistanlı hayal kuramıyor. Çünkü bundan sonraki öğününün nereden geleceğini ve nasıl olacağını bilmiyor mu çocuk? Yani açlıkla karşı karşıya, yoklukla karşı karşıya. Hayal kurma bir lüks. Bu lüks de bugün ülkemiz gençliğinin hepsi için mümkün. Zaman olsaydı konferansta da anlatacaktım. Üniversite eğitimimden önceki dönemim bu hayalleri kurmakla geçti. Hayal neydi? Varlıklı bir insan olacağım. Helikopterim olacak. Ve o helikopterle doğduğum kasabaya gideceğim, ineceğim. Eşraf da beni karşılayacak. Hayaldi. Gerçekleşir mi? Altımda arabam yok. Ne arabası? Arabanın hayali bile yok. Biraz koşunca Allah kısmet ediyor. Doğduğum kasabaya bir üniversite yaptırmak nasip oldu. Hiç ben farkında değilim. Bu hayalimin gerçekleştiğinin farkında değilim. Bir gün üniversitenin açılışı için helikopterle kasabama gittim. Kasabanın eşrafı beni karşıladı. Hayal gerçek olmuştu. O güzel bir andı. Motivasyonumun da kaynağıydı. Her şey yetişmiş, iyi yetişmiş insanla. Her şey. Eğer iyi yetişmiş insanınız yoksa iyi şehriniz de olmuyor. İyi çevreniz de olmuyor. Öyle bakınca gelişmiş ülkelerin kentlerine bakın. Yeşilleri, tabiata saygıları, binaların ölçekleri, insani boyutta tasarlanmış olmaları, fonksiyonları, meydanları, operaları, sanatsal her şey bir uyum içinde. Neden? Bunu planlayan yetişmiş iyi bir insan gücü var. İmparatorluk döneminin son 200 yılını çarpışmalarla kaybettik. Sürekli kan kaybederek 200 yılımızı savaşlarla kaybettik. Cumhuriyet döneminde de doğru adımları atmadık. Atmayınca geldiğimiz nokta yetişmiş insan gücü bakımından eksiğiz. Bu eksiğimiz bugünlerde tamamlana tamamlana gidiyor. Bu yönüyle bakınca kentlerimizi hala güzel planlamıyoruz. Ömrünü mekan planlamakla geçirmiş birisi olarak bu noktada üzüntülerim var ama diliyorum ki düzelecektir. Kent aslında bina demek değildir. Kent meydan demektir. Park demektir. Tiyatro demektir. Etkinlik alanları demektir. Yaşayanlara keyif veren mekanları barındıran yer demektir. Yoksa kent bina değildir. Bina barınmaktan ibaret. Ama insan barındığı yerde değil de kentle bütünleştiği yerde yaşamak istiyor. Böyle bakınca İstanbul'un beğenmediğim, sevmediğim çok binaları var. Bina değil, binaları var. Şirin evleri sevmiyorum. Bahçeli evleri sevmiyorum. Zeytinburnu'nun bir bölümünü sevmiyorum. Anadolu yakasında 19 Mayıs mahallesini sevmiyorum. Yenilenecek çok doku var.
Bugün yeniden yapıyoruz. Anadolu yakasının çeşitli bölümleri var. Yoğunluk çok yüksek. Bunları sevmiyorum. İnsani boyutta olmayan, yükselen binaları sevmiyorum. Sevdiğim yerler var. Yeşil, tabiat, doku, onlarla yarışmayan yapılar. İnsan zaman zaman kendisini kandırması lazım. Eğer kendisini kandırmıyorsa moral değerleri yukarıda olmuyor. Böyle bakınca kendimi şöyle kandırıyorum. Başarısız olduğum hiçbir yer yok diyorum. Onun için de başarılarımın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Hakikaten dikiz aynasına bakarak ileriye gidilmiyor. Önüne bakmak lazım. Geride bir takım küçük küçük dokunuşlar olmuştur. Ama onlar hayatınıza sizin mal olması lazım. Başarısızlıklarınızı unutun, başarılarınızın tadını çıkarmaya bakın. 20 yaşındaki Avni Çelik'e 72 yaşındaki Avni Çelik'i tavsiye ederdim. Ve bu yolda ilerle derdim. Kısa özeti o. Yani 20 yaşında kendime bir hedef belirledim. Dosdoğru olacağız. Çok çalışacağız. Çevreye yararlı olacağız. Ve küçük işlerle uğraşmayacağız, fırsatları değerlendireceğiz. O günkü 24 yaşındaki hedeflerim buydu. Bugünkü hedeflerimiz de bundan çok farklı değil.